İptal etmişler. Yani Bolu Belediyesi'nin 2040 yılına kadar orası tahsisliydi bedeli karşılığında. Ve Bolu Spor'un da en önemli gelir kaynağıydı. Burada bazı gelişmeleri duyuyorduk. Ben milletvekillerimize de bu konuyu görüştüm. İçeride size de anlattım. Üçüne de konuyu anlattım. Şimdi tabii Bolu Spor başkanımız da oldukça uzun bir şekilde toplantıdan kısa bir süre önce beni aradı. Ben başta ihtimal vermedim ama sonra doğru olduğunu da öğrendim. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce Abant'ın kapı geliri Bolu Spor'un. 2004 yılında burayı Bolu Spor'dan aldılar. Şimdi Gölcük'ün kapı gelirleri başta olmak üzere oradaki yapıların tamamının geliri Bolu Spor'a gidiyordu. Aslına bakarsanız da bu kararı niye aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. Konu Bolu Spor'la ilgiliydi. Şimdi durup dururken Bolu Spor'un en büyük gelir kaynağı da elinden gitti. Ben burada şu çağrıda bulunmak istiyorum. Yani yol veya karar geri alınmak suretiyle. Derhal bu yanlışlık, bu hata düzeltilmeli. Bu Bolu'ya yapılmış bir ihanettir. Şimdi üç tane ayrı milletvekilimiz var, üç siyasal partiden de. Ben onlara burada sesleniyorum. Yani Bolu milletvekili olduğunuzu gösterin. Bolu milletvekili olduğunuzu gösterin. Gölcük'ün Bolu Spor'dan alınmasının önüne geçin. Yoksa samimiyetle söylüyorum, üç milletvekilimizle aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük'ü Bolu Spor'un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. Açık olarak söylüyorum. Üçü de bizim arkadaşımız, dostumuz. Ama şimdi biz size niye milletvekili olarak seçip gönderiyoruz parlamentoya? İşte Bolu'nun hakkını, hukukunu koru. Bolu Spor'un hakkını, hukukunu koru diye.